Uyuyor mu hala? Hı hı. Her şey benim yüzümden. Kızıma sahip çıkamıyorum ki. Ne yaparsam yapayım aynı yere geri dönüyorum. Demir yapma böyle ne olur. Ya kendini üzmekten, kendini hırpalamaktan vazgeç artık. Sen zaten elinden gelen her şeyi yapıyorsun Öykü için. Bu hastalık kimsenin suçu değil. Kapıyı kilitlemem. Kızım gece yarısı çıkardık gider. Parka giderim, kaybederim kızımı. Hastaneye götürmem gerek. Param yetmez. Ben nasıl babayım ya? Demir. Bak yaşadığımız şeyler çok zor. Ama burada en büyük zorluğu yaşayan biri var. O da Öykü. Sen de ben de ne yaşarsak yaşayalım Öykü'ye belli etmememiz gerekiyor. Toparla kendine ne olur. Demir amca. Öykü. İyi misin? İyiyim de sabah mı oldu? Ya ben ne çabuk uyumuşum ya. Hiç hatırlamıyorum. Öykücüğüm sabah olmadı. Sen bugün biraz erken uyumuşsun. Gel. Gel yanımıza gel. Oturalım şöyle gel. Saat 9 mu? Sabah mı akşam mı? Akşam. Daha çok erkenmiş. Kuzum acıktın mı sen? Evet canım abla biraz. Ben sana çorba yapmıştım getireyim mi onu? Alır. İyisin değil mi? İyiyim Demir amca. Bir şey diyeceğim. Benim hiç uykum yok ki geri nasıl uyuyacağım? Dert ettiğin şeye bak. Ben sana kitap okurum, mışıl mışıl uyursun. Gerçekten mi? Oley! O zaman Küçük Prens, yani Sarı Kafa. Küçük Prens, Sarı Kafa tabii ki. Onu okuyacağım ben. O çok güzel bir kitap. Biliyorum. Evet, Öykücüğüm. Gel bakalım. Mercimek çorbası. En sevdiğim çorbalardan biri. Teyzem de bana yapardı ama işte arada sıra işte. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kuzum. Geçecek, geçecek. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin dedi tilki. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan. Ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Dost istiyorsan beni evcilleştir dedi. Demir amca. Evcilleştirmek ne demek? Evcilleştirmek... Biri kendini bir yere, bir eve ait hissetmiyorsa... onu o yere alıştırmak için... elinden geleni yaparsın demek. Anladım. Sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede çimenlerin arasında oturacaksın. Ben seni göz ucuyla süzeceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler yanlış anlama kaynağıdır.
Candan, merhaba. Yarın okulda öğle tatilinde bir velinin talebi üzerine küçük bir veli toplantısı yapılacak. Konu Öykü ile alakalı. Demir yaşadığı bu kadar şeyin üzerine bir de bununla üzmek istemedim. O yüzden sana haber vereyim dedim. Demir daha önce velilerle tartışmıştı. Sen gelebilirsen daha iyi olur. İyi akşamlar. Çok iyi yaptın bana haber vermekle. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Uyudu mu? Uyudu. İyi ki varsın. Yani sen olmasan bütün bunların altından nasıl kalkardım bilmiyorum. İyi ki varsın. Bizi hiç bırakma olur mu? Yani benim etrafımda güvenebileceğim çok fazla insan da yok. Daha doğrusu bir Uğur var. Bir de sen. Demir, ben hep sizin yanınızdayım. Çünkü inan, benim de güvenebilecek kimsem yok. Birbirimize hep destek olacağız. Kahvem soğudu. Ben yenisini yapayım. Sen istiyor musun? Gerek yok. Yeter bana bu. Ama ben içmiştim ondan. Olsun. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.